Alanya'da turizmciler dişimizin kanını somuruyoruz diyor. Akdeniz'de turizm emekçileri isyan ediyor. Açlıkla yüz yüze bırakıldık. Asgari yaşam şartlarını sağlayamıyoruz diyor. O sırada Turizm Bakanı Bodrum'da Turizm Bakanlığına tahsisli arazi üzerine yapılmış ultra lüks bir oteli satın alıyor. Şimdi bu satın alan şirketin ticaret sicili gazetesi kaydına göre Turizm Bakanı hala başında meşhur fıkra var. Kümese müdür aranıyormuş. Tilki başvurmuş. Tilkinin özgeçmişine bakmışlar, beğenmişler. Sormuşlar kaç para istersin? Tilki başlamış gülmeye. Ben gülmekten konuşamıyorum. Siz artık ne verirseniz demiş. Tilkinin iş tecrübesi var diye tilkiye kümese emanet edilir mi? Turizmci batıyor bakan batan geminin mallarını topluyor sonra da çıkıyor bundan daha doğal ne olabilir ki diyor. Saray milletin kasasının dibini sıyırdı. 128 milyar dolar döviz sattı. Rezervleri bitirdi. Merkez Bankası'nın döviz kasasını 47 milyar dolar hem de kısa vadeli borca soktu. Tekrar ediyorum. Net rezervlerimiz eksi bakiye veriyor. 47 milyar dolar eksi bakiye veriyor. Daha önce hiçbir kriz döneminde böyle bir tabloyla karşılaşmadık. Sarayın milletin sırtına yüklediği yük her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Tarım Bakanı tarıma, çiftçiye yabancı, aile ve sosyal politikalar bakanı ailelerin durumundan bir haber. Turizm Bakanı batırdığı geminin mallarını kapatmanın derdinde millete de derdini Marco Paşa'ya anlatmak kalıyor. Sarayın kibirli başı milletin derdine derman olmak yerine on parmağında on kara Cumhuriyet Halk Partisi'ne sürmeye uğraşıyor. Sarayın kibirlisi hafta sonunda açılış gönülümünde ekran şovunda yine Cumhuriyet Halk Partisi hakkında ağzına geldiği gibi konuştu. Kasada para kalmadı, tulumbadaki suyu bitirdiler, şimdi yangından mal kaçırır gibi milletin malı mülkü sorgusuz sualsiz Katar'a satılıyor diyoruz. Bu mallar kaça, neden, nasıl satılıyor diye soruyoruz. Bizi yatırımcı düşmanı ilan ediyor. Sonra da sıkılmadan akıl veriyor. Paranın rengi dini yoktur. Para paradır diyor. Anlıyoruz. Sizin gözünüz paradan başka bir şey görmüyor. İşte burada avrolar dolarları yığmış genç. Ama bu anlayışınız sonucunda memlekette bu fotoğrafların çekilmesine neden oldunuz? Milletimiz milletimizin vicdanı bu fotoğrafları unutmuyor. Başına çuval geçirilen askerlerimiz için vermediğiniz not notayı şu fotoğrafları çektirip Amerika Birleş Birleşik Devletleri'ne kaçan rüşvetçi, itirafçı için verdiniz. Siz ABD'ye nota verdiniz, bakanlarınız da buna plaket verdi. Ne de olsa paranın rengi dini yoktur. Para paradır değil mi Sayın Erdoğan? Bu memlekette yabancı sermayeyi kaçıranın kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız sarayınızdaki aynaya bakacaksınız. Bir mafya bozuntusu sarayın bekçisinin ısrarıyla özel afla hapisten çıkarılıyor. Sonra da ana muhalefet partisi genel başkanın üstüne salınıyor. Genel başkanımız açık açık tehdit ediliyor. Sarayın bekçisi buna sahip çıkıyor. Tehdit edene sahip çıkıyor. AK Parti Genel Başkanı'nın yanından sinek uçsa harekete geçen saray savcıları ana muhalefet partisi lideri tehdit edilirken bir biz şikayetçi olmadan reysen harekete geçemediler. Şimdi soruyoruz. Bu soruşturma ne aşamada? Bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı? Alınmadıysa neden alınmadı? Bu ucube rejim bağımsız yargının hukuk devletinin köküne kibrit suyu döktü. Hukuk devletini demokrasiyi bitirdiler. Devleti krize soktular. Ekonomiyi çökerttiler. Salgınla mücadeleyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Dış politikayı karaya oturttular. iki buçuk yılın sonunda bu güzel ülkeyi buhrana soktular. Artık Tarzan zorda. Kendisi de Atama bakanları da, memur bakanları da bu işin farkında. Sarayın atadığı bakanlar meclis kürsüsüne çıkıp milletin seçtiği vekillere bağırıp çağırıyor. Ağızlarına geleni saydırıyor. İşte ucube vesayet rejiminin geldiği son nokta bu. Yıllarca seçilmişler atanmışlardan önce gelir deyip durdular vesayetle mücadele ediyoruz diye pek çok hayatı kararttılar. Şimdi sarayın atama memurları milli iradenin tecelligahı gazi meclisin kürsüsünden milletin vekiline saydırıyor. Saray memurlarına milletin vekillerini ezdirmeye kalkıyor. Beyler siz o kürsülere bağırıp çağırmak için değil, milletin vekiline bilgi vermek, millete hesap vermek için çıkıyorsunuz. Yetti artık. Denizi açmayın. Değerli basın mensupları. Saray artık yönetme kabiliyetini tamamen yitirmiştir. 83 milyonluk nüfusuyla dünyanın kalbindeki konumuyla genç nüfusuyla dinamik iş insanlarıyla alınan her tedbire çok hızlı cevap veren ekonomisiyle büyük potansiyele sahip bu ülkeyi kendisiyle birlikte dibe çekmeye çalışıyor. Masayı devirip hesap ödemeden masadan kaçmak istiyor. Ama yok öyle yağma. Türkiye büyük bir ülkedir. Milletimiz büyük bir millettir. Ekonomimiz büyük bir ekonomidir. AK Parti'nin daha esamesi bile yokken bu ülke G20 üyesiydi. Dünyanın önde gelen ekonomilerinden biriydi. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti doğru bir yönetimle mucizeler yaratacak. Çok hızlı şekilde ayağa kalkacak bir potansiyele sahiptir. Bu yönetim artık vakit kaybetmeden değişmelidir. Saray hükümetinin sandıkta yaptıklarının hesabını vererek tarihin raflarında yerini alma zamanı gelmiştir. Milletimiz bunların ne yaptığını görmektedir. Söyledikleri her sözü duymaktadır ve notlarını da vermektedir. Tekrar ediyorum önüne gelen ilk sandıkta bunları evlerine göndermek için de gün saymaktadır. Artık yeni kadrolara, yeni kurumlara ve yeni kurallara ihtiyaç vardır. Ülkemizi bu buhrandan çıkaracak, güveni yeniden sağlayacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Ehliyetli, liyakatli kadroların elinde temelinde kuvvetler ayrılığı olan denge ve denetimin güçlü olduğu yeni ve güçlü parlament demok parlamenter demokrasiye geçiş yer alacaktır. Uyum içinde çalışan kurumsal altyapısı güçlü, ekonominin tüm aktörleriyle istişareye açık, Yeni bir yönetim anlayışını getireceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP kapatılmalı çağrısı yaptı. Bu konudaki sizin değerlendirmeniz nasıl olacak? Arkadaşlar bizim tabi dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatarak e, demokrasi sürdürülemez. Dolayısıyla bu konuyla ilgili prosedür bellidir. Bu prosedürün nasıl işleyeceği de bellidir. Sayın Bahçeli kapatın dedi diye bir parti kapatılmaz.